Senin bu oğlun var ya, vergi kaçakçısı. Ben vergi kaçırmıyorum baba, abartıyorsun. Kaçırmıyorsan da ne yapıyorsun? Müşteriye fiş kesmeyen vergi kaçırmıyor mudur? Baba ben vergi kaçırmıyorum, ben vergiyi ayarlıyorum. Haydar abi, hani bir yıl boyunca kiraya zam yapmayacaktın dedi abi. Keşke sözleşmeye yazsaydık yeğenim. Ne yani, şimdi sen sözünde durmayacak mısın abi? Dolarla avro sözünde durmadı. Neyse. Biz o kirayı 3.000 liradan 3.000 avroya çıkartalım. Ne? Çocuklar nerede çalışıyorsunuz? Bayramoğlu'nda bir otelde. Bayramoğlu mu? Orası da neresi ya? İstanbul'un biraz dışında da Kurt amca, ama çok güzel bir yer. Ağaçlar yemyeşil etrafa. Vallahi bir çayımızı kahvemizi içmeye bekleriz. Bahriye teyze çok beğenir oraları. İnşallah geliriz inşallah. Ne iş yapıyorsunuz siz orada? Hasan garsonluk yapıyor, ben de bellboyluk yapıyor. Resepsiyonda bagajlara getir götür falan. İyi. Beni sırtımdan bıçakladığınıza değdin mi bari? Vallahi değdi desem gocunmazsın değil mi Kadir abi? Gocunmazsın. Nesine gocunacak? Ersan Bey ile Zühtü Bey barı devralmak istiyorlar Kadir. Daha önce de teklif etmişler ama kabul etmemişsin. Evet, etmedim. Ya borcunuz ya da bar Kadir Bey. Siz karar verin. Siz hiç merak etmeyin Bahriye Hanımcığım. Biz Zühtü Bey ile Kudret Bey'i ikna ederiz. Ay ne kadar iyi olur. Çünkü bizimki tatil matil hiç sevmez. Gitse ancak çadır kurmaya gider. İşte o yüzden tatile falan karşıyım ben. Ama belki çadır tatili falan olabilir. Aa, çadır dediniz, beni en zayıf noktamdan yakaladınız. Sever misiniz? Bayılırım. Bizimki de hiç çadır madır sevmez. İllaki 5 yıldızlı otel olacak. Aslında ben de sevmem 5 yıldızlı otelleri. Hafife Hanım'ı kıramadığım için yıllardır katlanıyorum. Tabii. Tatil dedin, doğanın içinde olur. Çadırda olur. Defterler eksik. Ziya raporları da eksik. Muhasebecim Coşkun Bey geçen ay işten ayrıldı da o yüzden defterler biraz aksadı tabii. Kendisi kasayı soyuyormuş, hırsızmış, kovdu. Geçen ayın KDV'sini de ödememişsiniz. Onu ödedim demişti. Onu da mı çalmış bu Coşkun Bey? Ceza kesmek zorundayız. Ya memur bey, yok mu bunun bir çaresi maresi? Bir dakika, bir dakika. Efendim, viski severiz değil mi? Şimdi bu aramızda kalsın. Ben en yakın zamanda Z raporunu, M raporunu, yumuşak G raporunu hepsini tamamlarım. Bakın beyefendi, şu yaptığınız vergi kaçırmaktan daha büyük bir suç. 10 gün içinde faiziyle birlikte vergi borçlarınızı ödeyiniz. İyi günler. İyi günler. 2500. Ben yandım. Ben bittim. Ben mahvoldum. İyi günler Kadir Bey. Düşündünüz mü? Neyi Ersan Bey? Barı bize devretme işini. Bu barı devralmak istediğinize emin misiniz Ersan Bey? Evet. İşletemezsiniz diyorum Ersan Bey. İşletiriz. Son kararınız mı? Evet. Hayırlı olsun, devrettim gitti Ersan Bey. Gözünü seveyim Kadir, bir yer açma. Sonra çok dert oluyor. Gir bir yere çalış. Ben başkasının yanında çalışamıyorum Hurya. Olmuyor işte, yapıma ters. Senin de nasıl bir yapım var anlayamadım Kadir. Hı. Niye ters olsun? Ya iyi kötü bir işe gir çalış. Hiç olmazsa bir maaşın olur. Olmaz Hurya. Ben ayda 1 milyara çalışacak adam değilim ya. Benim büyük oynamam lazım. Merhaba. Merhaba. Pardon siz? Ben Rafi ve Hasan'ın misafiriyim. Aa, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun. Ya siz? Ha, ben otel müdürü. Öyle mi? Kaç odanız var burada? 15 odamız var. Butik otel olarak çalıştırıyoruz. Azmış, azmış. İşletmesi kimdi acaba? Patronumuz Suna Hanım, kendisi işletiyorlar. Ya. Devretmeyi düşünürler mi? Neyi? İşletmeyi. Sanmıyorum. Bu oteli eski kocasından alabilmek için 2 yıl hukuk mücadelesi verdi. He.
Yine de bir kısmını alabildi. Bakın mesela şu gördüğünüz boş arazi hala kocasına ait. Pardon, görebilir miyim? Tabii. Yani şimdi siz bu boş alanı kullanmıyor musunuz? Maalesef. Sunu Hanım'ın eski kocası çok inatçı bir adam. Bir çivi çaksak anında dava eder. Hay Allah, bayağı da geniş bir alanmış yani. Öyle ama ne yapacaksınız? Mahkeme kararı var. Ya peki buranın turizm potansiyeli nasıl? Burası İstanbul'un arka bahçesi sayılır. Bodrum'a giderken otelimizde durup burada kalmaya karar veren çok müşterimiz oluyor. Turist bile geliyor arada. Ha, peki bu yakınlarda kamping var mı acaba? Yok ama olsa kesin iş yapar. Bizim odalarımız hep dolu. Bazen müşteriyi geri çeviriyoruz. Yani şurada bir kamping alanı olsa bizden daha çok iş yapar vallahi. Müsaadenizle. Evet Zühtü Bey, böyle bir jumping işine kaç para ayırmayı düşünürsünüz? Kusura bakmayın Kadir Bey, böyle bir işe girmeyi düşünmüyorum. Yapmayın Zühtü Bey, ikimiz de çadır kurmayı seven insanlarız. Biz jumping işi için yaratılmışız. Böyle karlı ve güzel bir işi elinizin tersiyle itmemelisiniz. Bir kamping işinde büyük bir gelir olacağını sanmıyorum. Peki o zaman Afife Hanım'a söylediğiniz sözler neydi Zühtü Bey? Gelin lütfen birbirimizi kandırmayalım. Siz bir jumping man'sınız, yani kamp adamısınız. Yaklaşık 30 saniye önce yüzyılımızın en önemli kamping man'i, yani kampçısı Zühtü Bey'le kamp ve çadır işine girmiş bulunuyorum Hulya. Sizi bu kararınızdan dolayı kutlarım Zühtü Bey. Bizi artık kimse durduramaz. Durduramaz. Evet efendim. Beni de. Çadır parasını ödeyen herkes bu tesise girebilir efendim. Bu yaz Bayramoğlu Kadir Bey kampingde görüşmek üzere. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm Bayramoğlu sakinlerine ve Darıca sakinlerine kutlu olsun. Çok böyle güzel bir şey olamaz. Nasıl yaparsın? Hayır, hayır. Tamam mı usta, bitti mi? Ellerine sağlık, pek bir güzel oldu. Usta bir de senin en çok sevdiğin tarafın ne oldu biliyor musun? Hemen hemen hiç konuşmuyor olman. Sen şimdi git de bir de tuvaletleri hallediver, tamam mı? Hadi bakayım göreyim seni. Of Kadir abi ya, of ya. Vallahi billahi yaktın bizi ha. Ne oldu, hayırdır, bir yerde yangın mı çıktı? Bu ne? Bu ne? Burası Kadir Bey Kamping'in merkez binası. Aha burası resepsiyon. Çekil bakayım. Burası da mutfak. Kadir abi, burası bizim otelin bahçesi, tamam mı? Bu senin yaptığın resmen kaçak yapılaşmaya girer ya. Siz kendi işinize bakın şebelekler. İmdat! Kurtar Kadir! Hüseyin Bey! Kadir, imdat! Allah, baba! Kurtarın kimse yok mu? Lan neredesiniz? Baba! Yardım baba! Baba! Baba dur, geldik baba! Çocuklar yardım edin! Baba! Yerine sağ ol baba! Buna buyurun baba! 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 Neredesiniz ya? Zühtü Bey nerede? Vallahi bilmiyorum baba. Ne demek bilmem? Onun şu anda burada bu direkleri tutuyor olması gerekirdi. Vallahi ben görmedim baba. Zaten ne paracı? Bütün işi ben yaptım. Zühtü Bey sürekli kaytarıyor. Zühtü Bey! Zühtü Bey! Var ya Dombili, Engin Bey gelirse burada bize uyuyacak. Ben sana haber verelim dedim değil mi kardeşim? Ne haber vermesi ya? Ne haber vermesi? Neyin haberini vereceksiniz? Otelin bahçesine çadır kondu, yapmayacaktın Kadir abi. Gel! Sizin Engin Bey'iniz bana hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Ya sen ne kadar cesur bir adamsın Kadir abi ya. Hem geliyorsun başkasının arazisine çadır kent kuruyorsun, ondan sonra da diyorsun ki adam bana bir şey yapamaz. Bakın gençler, bu arazi boşanmış bir çiftin arazisi. Aha bu otel kadına kalmış, bu boş arazi de adama kalmış. Ben şimdi adamın boş arazisindeyim. Yani sizin müdürünüz bana hiçbir şey yapamaz. Engin Bey yapar. Sen onu daha hiç tanımıyorsun. O, bu bizim otelin masası ya. Kim bilir daha neler ayaklandı.
Ne araklaması? Ne araklaması karaböcek? Doğru konuş. Buna tesisler arası yardımlaşma desek daha doğru olur. Tut abicim şunu tut. Götürelim ya. Allah'ım ya, Rabbim ya. Dombili. Vallahi bizim müdür uyuyacak, uyuyacak. Çok teessüf ederim Zühtü Bey. Hep arazi oluyorsunuz. Canım arabadan telefonu almaya gittim. Ya bırakın canım artık şu telefonda falan. Bakın buraya çadır kampı yapmaya geldik. Bırakın şu medeniyeti lütfen. Eşlerimize res çekin buraya geldik. İçiniz nasıl bu kadar rahat olabiliyor anlamıyorum yani. Ya adı üstünde bunu res çekmek. İkide bir telefonu aramış mı diye bakarsanız bunun adı kılıbıklık olur. Bütün bu çadırları ben aldım. Buraya yatırım yaptım. Eğer kılıbık olsaydım Afife Hanım'la beraber tatil köyüne gider... plaja havlu sererdim. Tamam tamam. Bu son çadırımız. Bunu da kuralım bitsin bu iş. Tamam. Bak bu çadırı da kurarım. Ondan sonra başka bir iş yapmam ona göre. Tamam baba tamam. Bunu da kuralım. Sen çek git zaten. Nereye? Eve. Kadir. Ben çadırda kamp yapmak için anana res çektim. Bütün yaz buradayım. Bütün yaz. Ha? Aman be aman be. Zaten 5 tane çadır var. Hepsini bunlar işgal edecek. Eline sağlık ustacığım. Çok güzel oldu. Hiç de güzel olmadı. Evladım sen niye açtığın eline Kadir Bey ismini veriyorsun? Çünkü baba bu ismin bir marka değeri var. Bence hiçbir değeri yok. Olur mu baba? Kadir Bey Resort Otel. Kadir Bey Köfte Salonu, Kadir Bey Türkü Bar. Bunların hepsi aynı zincirin birer halkaları. Halkımız artık kaliteyi Kadir Bey isminde arıyor baba. Ne kalitesi be? Adını Kadir Bey koyduğun her işleri battı be. Vallahi bana Kadir ismini koyan sensin baba. Demek ki hata sende. Peki bu ultra her şey dahil ne demek? Aa, o alles inclusive demek baba. Yani çadır olmayana çadır, çadır olana çadır kuracak yer, banyo, duş, tuvalet, mutfak, hamak, salıncak, fitness center. Yani ne ararsan baba. Alles inclusive demek istedim. Yine bir saçmalıklar yapıyorsun ama bakalım. Hadi hayırlısı. Kardeşim hem de biz çağırdık ya. Hatırlar değil mi? Hatırlar tabii. Ulan Kadir abi, ulan Kadir abi. Baktı boş arazi hemen kamping kurdu. Ya insan bu kadar mı fırsatçı olur? Kadir abi otelden yürüttüğü bir şey yok değil mi? Emin miyiz? Yok. Dün otelin matkabını almıştı ama ben geri aldım. Tamam ben de gidip etrafa bakayım temiz mi değil mi tamam mı? Tamam. Siz geçenlerde buraya yemeğe gelen beysiniz değil mi? Evet. Kadir. Çok merak ediyorum doğrusu. Otelin girişine üzerinde Kadir Bey Camping yazan bu tabelayı niye koydunuz acaba? Her işletmenin bir tabelası vardır değil mi Engin Bey? Buradan gelip geçenler duvarın arkasında bir camping olduğunu nereden anlayacaklar? Bu duvarın arkasında bir camping mi var? Hasan. Efendim Engin Bey. Nedir bu? Bu bir kamping efendim. Onu ben de görüyorum. Burada ne işi var onu soruyorum. Bilmiyorum efendim. Sabah geldik böyleydi. Nasıl olur ya? Bu adam buraya kamping kurarken siz neredeydiniz? Niye bana haber vermediniz? Bir anda olmuş. Nasıl bir anda? Gece kondu gibi bir şey müdür bey. Çadır kondu. Bunda bu kadar sinirlenecek bir şey yok Engin Bey. Sizin oteliniz orada, benim kampingim burada. Yani biz ayrı iki bağımsız ülke gibiyiz. Ülkelerin sınırları olur. Tamam efendim.
Bizim de sınırımız var. Bizim sınırımız buradan başlıyor, ta böyle geliyor. Buradan başlıyor, böyle geliyor. Yani yolun o tarafı sizin ülkeniz, yolun bu tarafı benim ülkem. Öyle mi? Peki bu otelin etrafındaki duvar nedir, söyler misiniz? Canım, mesela örneğin Fransa ve İspanya da ayrı iki ülke. Ama ikisi de Avrupa Birliği sınırları içinde. İki saat içinde bütün bunları kaldırmazsanız polis ve dozerlerle birlikte geri gelirim. Ahmet Bey'den izin aldım. Ahmet Bey'in burada söz hakkı yok. Buralar Sunu Hanım'a ait. Evet, olabilir ama sadece otel Sunu Hanım'ın. Bu boş arazi Ahmet Bey'in. Ben şahsen bizzat Ahmet Bey'le kendim görüştüm ve burayı kiraladım. Bizzat görüşmüş olamazsınız. Kendisi Amerika'da. Avukatıyla görüştüm, kontrat yaptım. Görelim kontratı. Yo Engin Bey, öyle her isteyene evrak mevrak gösteremem ben. Gidersiniz, mahkemeden çıkartırsınız kararı, görürsünüz evrağı. Zombiri, ver şunu be. Bu kağıt boş. Olabilir. Ama nasıl olsa günün birinde dolar. Eline sağlık baba, çok güzel oldu, sağ ol. Hani var ya, neredeyse yani anana res çektiğim için pişman oldum ha. Baba öyle deme, kamp kurmak biraz zor iştir tabii. Bana bak, Zühtü Bey yeni bir sürü şey aldırdı ha. Eğer burada da batarsan canlı okurum seni. Aşk olsun baba, turizm olayı benim olayım demek ya. Bağlantıda bir şey mi var, su mu kesik? Yoksa bağlatmadın mı? Bağlatacağım baba, çok yakın zamanda bağlanacak. Bana bak, suyu derhal bağlat. Kampın en önemli şeyi sudur ha. Tabii göre. Baba, biliyorum. Biliyorum baba. Bir şeyden de memnun ol be, bir şeyden de memnun ol. Evden mi getirdin bunu? Evet baba, evden getirdim. Kampingin fitness center'ı baba burası. Nesi nesi? Fitness center baba, yani spor salonu baba. Bir de bunun kapalı olanı var. Ne taraf o taraf? Resepsiyon baba. Bunu alıp resepsiyona taşıyorsun. Kapalı fitness center oluyor. Açığı alıyorsun, açık fitness center oluyor. Evet, bu aralar biraz zayıfız ama ileride gelişeceğiz baba. Binmek ister miydin? Kes! Beceriksiz! Kadir Bey. Buyurun Zühtü Bey. Otelin tuvaletine gittim. Evet. Engin Bey diye birisi beni içeri sokmadı. Öyle mi? Kampingden geliyorsanız başka yere gidin dedi. Tuvaleti yasakladı ya. Hani oteli kullanacaktık? İzin almıştık. O eskidendi baba. Artık kendi tuvaletimiz var. Nerede? Çok kolay efendim. Mutfağın arkasına dolanın, orada bir demir kapı var. Oradan çıkar çıkmaz hemen orada. Tamam. Bir sürü bahçe lambası aldırdın adama. Bağlat şu elektriği, yansınlar artık. Tamam baba, hallederiz. Halledermiş, beceriksiz. Zühtü Bey bekleyin, ben de geliyorum. Öğreneyim şurayı. Elektrik. Hani nerede? Bilmem. Kapıdan hemen çıkınca dedi. Acaba daha mı ileride? Olabilir. Adam resmen otelin bahçesini işgal etmiş. Eğer beni zamanında arasaydınız müdahale edebilirdik. Aa, Sunu Hanım arasak? Gelir çözer belki. Ne de olsa patron. Sunu Hanım gelirse daha beter olur. Yeni kocası gelir peşinden. Sonra eski kocası da gelir. Sonra seyret festivali.
Siz bilirsiniz. Sizin tanıdığınız da o Kadir değil mi? Yok canım, tanımam etmem. Yani çok iyi tanımam. Geçen sene köftecisinde çalışmıştım. Söyle Rafiye'de. Gidin sürekli kontrol edin. Daha fazla yayılmasın. Eğer otelden bir iğne daha almaya kalkarsa... yardım ve yataklık etmekten ikimizi de kovarım. Ben ne yapacağım bunlarla? İşiniz zor Engin Bey. Elektrik, elektrik ha? İşte elektrik. Kadir abi. Zombili. Ne yapıyorsun burada? Hiç, dolanıyorum. Ne maksatla dolanıyorsun? Öyle maksatsız dolanıyorum. Kadir abi, az önce senin yüzünden fırça yedim. Az daha işten kovuluyordum ya. Aman be kardeşim, aman be. Ne kıymetli işiniz varmış be. Kıymetli tabii. Dombili, bırak işim işi. Gelin benim yanıma, hayatınızı yaşayın. Kadir abi, yemezler, yemezler. Evet. Şimdi benim acilen bir elektrik nakil hattı çekmem lazım. Tuvaleti bulduk, şimdi de su yok. Su mu yok? Hay Allah. Doğru ya, Kadir yeni müracaat etmiş. Bugün bağlayabilirler. Bağlansa bile tuvaletin yeri çok saçma. Niye kampın dışında ki? Ne bileyim ben ya, Allah Allah. Keşke bu işlere hiç girmeseydik. Hayırdır Zütü Bey, niye? Şimdiden pişman oldum. Aa, pişman olmayın ama bakın. Doğayla iç içeyiz. Ne güzel değil mi? Ağaçlar yemyeşil, kuşlar ötüyor. Sonra dereler gürül gürül akıyor. Oh, mis gibi mis. Tuvalet niye öyle cehennemin dibinde? O kadar uzak mıymış ya? Ya insanı da gidene kadar altını yapar be. Baba derenin kenarında olmak zorunda da o yüzden. Neden? Atık su olayı Zühtü Bey. Ben yine otele gidiyorum. Zühtü Bey, aman bu gergin Engin Bey'le takışmayın, olmaz mı? Şu an kimse önüme çıkmasa iyi olur. Peki gece nasıl gideceğiz oraya? Merak etme baba, ben orayı akşama Bağdat Caddesi gibi yaparım. Su da bağlat. Tabii baba, bağlatırım. Susuz olur mu? Deniz tuzsuz olur mu? Tuvalet susuz olur mu? Kes! Beceriksiz. Ulan elektriği bulduk da suyu nereden bulacağız? Ve nasıl çekeceğiz? Giremezsiniz efendim. Girmem lazım Rafi. Kusura bakmayın ama kampingden gelenlere izin yok efendim. Oğlum sıkıştım ya. Anladım da probleminizi ama kesin talimat var efendim. Cem bırak şimdi. Bıraksana Rafi. Thank you.
İşte bu. Gerçekten özür dilerim. Mecbur oldum. Orası mı senin adresin? Evet. O aç bu sene şeftali vermesin. O zaman görüşeceğiz seninle. Bir daha bahçeme çişini yapanı görürsem vallahi da vururum, billahi de vururum. Tamam mı? Gülmeyin Kudret Bey. Yani sizin gibi adamın başına gelecek iş değil bu. Ne yapalım, geldi işte. Yaparken mi yakaladın yoksa akabinde mi? Kudret Bey. Ya kızmayın, tamam, soruyoruz, Allah Allah. Dua edin de şeftali ağacı bu sene meyve versin. Yoksa sonunuz kötü. Ne oldu? Arı soktu. Bahçıvan çapasının çalındığını söylüyor. Öyle mi? Ayrıca hortumu da kaybolmuş. İnanamıyorum. Ben hemen bir bakayım geleyim Engin Bey. Eğer Kadir Bey denen o işgal kuvveti aldıysa bunun ucu size fena dokunacak söyleyeyim. Ben unutamıyorum. Hayatımda bir defa gördüm, hiç hatta görmedim. O hortum bulunacak. Kadir abi. Dombili. Sen şimdi de otelden su mu çalıyorsun? Ne münasebet. Sezon sonunda parasını ödeyeceğim elbet. Tabii tabii. İstersen git ispiyon et. Edeceğim zaten. O zaman ben de otelden bana getirdiğiniz bazı ufak tefek şeyleri ortaya çıkarmak zorunda kalırım. Biz sana bir şey vermedik ki. Vallahi gergin Engin Bey buna ne kadar inanır bilemiyorum Dombili. Gel şu hortumu gizleyelim Hasan. Kadir Bey kampinge yapacağına her türlü yardım, ileride sana yol, su, elektrik, okul olarak geri dönecektir Hasan. Kadir abini satma Hasan, turizme katkın olsun Hasan. Al şu hortumu, tuvaletin arkasına bağlayalım Hasan. Yürü.
Ya bir arı insanı niye sokar? Savunma amacıyla değil mi? Evet. İyi de ben arıya saldırmadım ki. Siz de çok el kol hareketi yapıyorsunuz. Hayvanlar yanlış anlıyor. Bütün haşerat da burada uçuyor be. Allah! Kampingimiz de Las Vegas gibi oldu ha. Ya ne demezsin, bütün sivrisinekler buraya toplandı. Bu akşam nasıl yatacağız bilmiyorum. Ya hadi yumurtalarımızı soğutmayalım da yiyelim. Buyurun. Bu sefer de peynirli yapsaydın bari. Kusura bakmayın Zühtü Bey, elimden ancak bu kadar geliyor. Şimdi Afife Hanım'ın mantarlı omleti olsaydı hilafsız birer ekmek yedirirdi bize. Asıl Bahriye'nin kıymalı yumurtası olacaktı. Parmaklarınızı yerdiniz. Hülya'nın pazar günü yaptığı yumurtaya ne demeli baba? O da güzel ama anneninki kadar güzel değil. Annem biraz fazla pişiriyor baba. Hülya tam kıvamında yapıyor. Keşke Afife Hanım burada olsaydı. O mantarlı omlet anlatılmaz. Yaşanır. Benim de canım şimdi Bahriye'nin kıymalı yumurtasından istedi. Benim canım da bugün pazar olsun istedi. Günaydın Kudret Bey. Günaydın. Sabahları çadırın içi hamam gibi oluyor. Vallahi ben sabaha doğru çadırın kapısını açtım. Belli oluyor. Sivrisineklere bayağı kan vermişsiniz. Arının soktuğu yer nasıl? Çok kötü. Acıyor, şişmiş de. Geçer geçer. Ya Kudret Bey, şu benim telefonla nasıl mesaj çekiliyor biliyor musun? Afife Hanım'a mı çekeceksiniz? Şöyle bir nasılsın diye soracaktım. Arasanız daha iyi değil mi? Telefon etmek istemiyorum. Biraz büyük konuştum da çıkarken. Vallahi ben kendi telefonumdan mesaj çekemiyorum. Bunu hiç çözemem. Hiç. Elektrik kablosunu da sakladık. Şunu da şöyle koyalım. Evet. Günaydın. Günaydın baba. Hadi bir şeyler hazırla da kahvaltı edelim. Baba burası 5 yıldızlı tatil köyü değil. Burası kamping. Burada herkes kendi kahvaltısını kendi hazırlar. Ne yapacak kesmiş? Ben de tam biraz önce onun hesabını yapıyordum baba. Neyi? Size yapacağım indirimi. Sen benden para mı alacaksın? Baba çadırda kalıyorsunuz. Her çadırın bir ücreti var tabii. Saçma saçma konuşma. Bu kampingi birlikte kurduk. Ben de o yüzden indirim yapıyorum ya baba. Ya havle bela. Havanı alırsın. Tuvalete gidip geliyorum, kahvaltı hazır olsun.
Günaydın Zühtü Bey. Günaydın. Efendim artık kampingimiz hizmete hazır. Yani ben diyorum ki gazete ilanı verebiliriz. Verelim. Verelim efendim. Şöyle yarım sayfa bir ilan verelim. Ortada çadırların resmi, altta yazılar. Kadir Bey Kamping. İstanbul'a tam 20 dakika uzaklıkta, doğa ve ormanla iç içe bir cennet. Bir dakika, bir dakika. Yarım sayfa ilan çok pahalı olur. Ama Zühtü Bey, hamama giren terler. Olmaz, olmaz. Ben öyle yarım sayfa kamping ilanı görmedim. Pekala, hallederiz. Çeyrek olsun. Çeyrek de çok tutar. Normal küçük bir kutu ilan yeterli olur. Efendim, şimdi cimriliğin sırası değil. Bir tatil tesisini tanıtan en önemli şey reklamdır. Canım, siz küçük bir ilan verin. Sonrasını düşünürüz. Zaten 3-4 tane çadır var. Hele onlar bir dolsun. Ondan sonra düşünürüz. Ulan 4 tane çadır var. İkisinde bunlar kalıyor. Benim bunları acilen yollamam lazım. Nerede bu masanın örtüsü Hasan? Bilmiyorum Engin Bey. Nasıl bilmiyorum? Sen bu otelin garsonu değil misin? Evet efendim. Koskoca bahçede bir tek bu masanın örtüsü yok. Niye yok? Yoksa Kadir mi aldı? Yok efendim yok. Kadir buradan bir tane kürdan bile alamaz. Yürü gidiyoruz. Nereye? Kadir'in yerine. Eyvah! Kadir abi aldıysa yandık. Oo, bu minicik kutu ilanı da ben bir şey sığdıramıyorum ki ya. Niye hazır değil kahvaltı? Önce hesabı alayım baba. Kaç gün kalacaktın da? Bana bak. Sabah sabah aç karnı espri yapma. Baba bilirsin ben para konusunda esprilik yapmam. Hain evlat. Peki o zaman baba. Zühtü Bey'le aynı çadırda kalırsın. Kusura bakma ben profesyonelim. İş ilişkilerimi, akraba ilişkilerimi karıştırmam. Oo, buyurun gergin Engin Bey. Hayırdır? Otelimde bazı eksik malzemeler var Kadir Bey. Allah Allah. Yapmayın. Ne gibi? Mesela bir masa örtüsü, mesela bir bahçıvan çapası, mesela bir bahçe hortumu. Hortum. Hasan! Sadece masa örtüsü değilmiş Kadir Bey. Restoranın bir kısmı buraya kaymış. Vallahi benim haberim yoktu Engin Bey. Kadir abi, yeter artık yaptığın hırsızlık ya. Hırsızlık değil Dombili, hırsızlık değil. Bunun adı yer değiştirme. Sizde 50 tane masa vardı, bir tanesinin örtüsünü almışım çok mu? Hem ayrıca geri iade edecektim de. Dua et de işten kovulmayalım. He. Nerede bu masa örtüsü? Tamam baba, tamam. Sen otur, ben bir ara hallederim. Şimdi Zühtü Bey, ne için 6 tuşuna 2 kere basacaksınız? A için 2 tuşuna 1 kere basacaksınız. S için 7 tuşuna 4 kere basacaksınız. Anladınız mı? Anladım herhalde. Daha önce hiç mesaj falan çekmediniz mi? Yok, hiç ihtiyacım olmadı. Genelde telefon ederim. Şimdi de et o zaman. Edebilsem ederdim. Rafi, hı, şu tuvaleti bir kullanabilir miyim? Olmaz. Oğlum, çok zor durumdayım be. Ben size ne dedim Hasan? O kampinge yapılacak en ufak yardımda sizi kovarım demedim. Ama ben yardım etmedim ki Engin Bey. Ya kendisi almış. Hırsızın hiçbir suçu yok. Olabilir. Gözün açık olmalıydı. Bak Rafi'ye. O kampingden kimse bu tuvaleti kullanmayacak dedim. Aslan gibi nöbet tutuyordu. Bir kişi kullanmaya kalkarsa onu da kovarım. Alo. Aa Lütfü Bey merhaba, nasılsınız? Acaba anneni bir arasam mı? Niye ki baba? Ne bileyim ben, bir konuş bakalım ne yapıyormuş.
Sen niye aramıyorsun baba? Aa işte telefon. Onu biz de biliyoruz. Sen ara diyorum. Ne biçim evlatsın sen ya? Hiç mi merak etmiyorsun ananı? Yoksa annemi mi özledin baba? Saçmalama. Nasıl mesaj yazılıyor bunlar? Tabii, tabii. Bekliyoruz efendim. Bekliyoruz. İyi günler. Rafi. Buyurun efendim. Yarın Lütfü Beyler geliyor. Gözün yolda olsun. Geldiklerinde başka yerde olma. Galiba yanında bir hanım olacak. Peki efendim. Geçen hafta başka bir yerde kalmış. Kesin kalbini kırdık adamın. Yoksa başka bir yerde kalmazdı o. Tabii efendim. Lütfü Bey'i başka birine kaptırmak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Sana gelince Hasan. Bir daha o kampinge ve o adama yapılacak en küçük yardımda ikimizi de işten atarım. Bak Rafi nasıl o tuvalete kimseyi sokmuyorsa sen de daha dikkatli davranacaksın. Anlaşıldı mı? Aman be aman. Baba. Yoksa annemi mi çağırıyorsun? Hayır. Kime mesaj çekiyorsun baba? Sana ne ya? Sakın annemi çağırma baba. Zaten yerimiz yok. İyice sıkışırız vallahi. Hain evlat. Ya mesaj yazarken konuşturma be. Şaşırtıyorsun insanı. Dua edin Lütfü Bey geliyor. Yoksa sizi kesin kovardım. O buradayken hizmet aksasını istemiyorum. Ama bir yanlışınızı daha görürsem kesinlikle affetmem. Vallahi bunlar karılarını özlemişler. Bir çağırırlarsa yanarım ben, batarım ben. Nasıl, mutlu muyuz? Ya o mesaj yazarken konuşma demedin mi? Pardon baba, pardon. Zühtü Bey, siz ne yazıyorsunuz? Özel. Özel mi? Seninki baba, seninki de mi özel? Evet, benimki de özel. Vay be, vay be. Demek buraya gelirken söylediğiniz bütün lafları yutuyorsunuz, öyle mi? Ne alakası var şimdi? Ne demek ne alakası var? Anneme niye mesaj çekiyorsun ki o zaman? Ya senin işin gücü yok mu? Yok. Ya siz Zühtü Bey ha? Siz evden çıkarken ne kadar büyük 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 laflar etmiştiniz? Etmiştim, ne olur. Şimdi bir mesaj için karizmayı çizdirdiğinize değer mi? Barışırsanız buraya gelirler. Buraya gelirlerse tatili size zehir ederler. Biliyorsunuz kadın kısmısı hiçbir şeyden memnun olmaz. Özellikle de çadır yaşantısından nefret eder. Yapmayın Zühtü Bey. Bu güzel cıvıl cıvıl kuş seslerinin yerini Afife Hanım'ın şikayetleri mi alsın yani? Ya sen baba, ha? Ya sen? Zaten arının kolunu sokup şişirdiği yetmiyormuş gibi bir de annem buraya gelip beynini mi şişirsin? Kadının son 30 yıldır adam gibi doğru dürüst tatil yaptığı yok. Bir de buraya gelip başının etini mi yesin? Tamam, yemek yapan kimse yok. Ama başınızın etini yiyen kimse de yok. Dır dır yok, vır vır yok. Yapmayın, bir kap yemek için huzurunuzu bozmayın. Canım zaten 50 yıldır berabersiniz. 2 ay ayrı kalmışsınız, çok mu? Çok. Ben mesajımı yolluyorum. Ha? Ben de. Bana bakın. Eğer gelirlerse batarız, anladınız mı? Batarız.
Kadir? Hani benim mesajım? Hiç beni özlemedin değil mi Kadir? Oğlu ya hayatım, evden ayrılalı hepi topu 3 gün oldu daha. Beni özlemen için kaç gün geçmesi gerekiyor acaba? Oğul ya, en iyisi sen annemi de al eve geri dön, olmaz mı? Neden? Çünkü burası iğrenç bir yer Hulya. Bir sivrisinekler var, nah kafam kadar. Dün gece tam 2 ünite kan kaybettim. Aa, kal diyeceğine gideyim diye uğraşıyor. Hulya, sen çadırda kalmaktan nefret edersin hayatım. Yo, burası fena değil. Yemyeşil bir yer. Aa, ne güzel vallahi. Ne güzel sürpriz yaptınız Afife Hanımcığım. Sizin de mesajınız çok güzeldi. Hayatımda çektiğim ilk mesaj. Öyle mi? Bu da benim hayatımda geldiğim ilk çadır kampı. Kudret, bu tencerenin çadırda işi ne? Yastık alçak geliyordu, yükselsin diye altına koydum. Hadi bana yardım et. Çadırı boşaltıp tekrar yerleştireceğim. Fahriye bir otur Allah aşkına ya. Gelir gelmez hemen temizlikten başlama. Önce yerleştirelim sonra oturalım. Bu çorap ne? Öbürünün teki. Hani geleceğini haber alsaydım önceden dantelleri filan sererdim. Efendim Hulya. Biz bu otelde kalsak ya. Oldu canım, başka? Çok mu pahalı? Pahalı Hulya, acayip pahalı. Ayrıca otel müdürü çok gıcık bir adam. Hulya sen hazır bavullarını açmamışken bavullarını alıp İstanbul'a dönsene. Kadir, İstanbul 40 derece. Öyle mi? Biz sanki burada kar topu oynuyoruz, kayak yapıyoruz. Ya en azından burası denize yakın, ağaçlar var, yeşillik var. Kalıyorum. Tamam Hulya, kal. Ama çadırda kalacaksın. Annemlerin çadırında, onu söyleyeyim. Siz nerede kalıyorsunuz Zühtü Beyciğim? Burada, bu çadırda. Bak Zühtü Beyciğim, gidelim güzel bir otele. Orada yataklar güzel, bak, geliştir. Bak hanımcığım, siz bana bunları söylemek için geldiyseniz çok geç. Ben burada çadır kampı yapıyorum canım. E bu çadır çok küçük. Canım ne küçük, neredeyse bizim ev kadar. Gel bak gezdireyim seni. Gel gör. Bak içeriye. Gördün mü? Geniş değil mi? Güzel değil mi? Aynı bizim ev. Kadir bu çadır boş mu? Hayır Hulya, değil. Boş işte. Boş ama dolacak Hulya. Ben burada kalıyorum. Olmaz Hulya. Kadir, dördümüz birden o çadırda nasıl yatacağız? Uyurken yana bile dönemeyiz. Sen de dönme Hulya, ben ne yapabilirim? Hayır, burada kalacağım ben. Hulya, gelirken tabelayı görmedin galiba. Burası ticari bir işletme. Ve bu çadırlarda müşteriler kalacaklar. Eğer bu çadırlarda hısım akraba kalırsa ben parayı nereden kazanacağım? Gelenler çadırlarıyla gelirler zaten. Olabilir. Ama ben asıl parayı çadırsız gelenlerden kazanacağım Hulya. Her zaman işin zaten önde gelir. Ne yapayım Hulya? Ben sana gel demedim. Sen kendin geldin. Yani kendin kaşındın. İşte gördüğünüz gibi kamp olayı sıkıcı bir olay. Bence yarın nantesi yok. Hepiniz güzel güzel otellere yerleşmelisiniz. Bence de. Değil mi? Bence de. Olmaz. Bu yaz burada kalacağız. Bence de. Ben yatıyorum. Ben de. Lavabo nerede acaba? Bunu sormanızdan korkuyordum. Ya tuvalete. Tuvalet niye dışarıda? Kadir Bey öyle yaptırmış. Acaba gitmesek mi? Vallahi siz bilirsiniz Afife Hanım. Ay otele gidelim. Yok olmaz, otel yasak. Ama ne yapacağım ben?
Sabaha bekleyeceksin Zeffa Hanım. Sabaha bekleyeceksin. Buyurun, buyurun kamping. Kadir Bey kamping. Nasıl, güzel bir tuvalet değil mi? Hiç de değil. Canım, işinizi gördü ya, ona bakın. Zühtü Beyciğim, biz varlıklı bir aileyiz. Neden güzel bir yere gidip de tatil yapmıyoruz? Bence çadır tatil de gayet güzel. Mesela şimdi gidip balık tutacağım, öğle yemeğinde balık yiyeceğiz. Siz balık tutamazsınız ki. Kim demiş? Ey Allah'ım yarabbi, ey Allah'ım yarabbi ama. Al bakayım bunu. Bak, bak bir daha. Bir daha yıka, olmamış. Anne ne olmamış? Baksana hiçbir bak şey yok. Bak şurayı bir daha yıka kızım. Hem işini bitirince gel, çadırı temizleyelim. Geri mi dönsem, ne yapsam ya? Kadir Bey kampin, gençler gelin, gelin gençler. Ne o Kadir abi, sinek mi avlıyorsun yoksa? Ne oldun Bilhasen, sen kovulmadın mı hala? Sayende direkten döndük. Kim bekliyorsun sen? Lütfü Bey'i. Kimmiş o? Otelin devamlı müşterisiymiş, çok zengin bir adam. Galiba metresiyle gelecek. Ha. İlk defa balık tutuyorsun galiba. Ne diyorsun sen? Benim ömrüm balık tutmakla geçti. Oltayı bu tarafa at. Birbirine karışmasın. Ben ne tarafa atacağımı bilirim. Ha, gördüm, gördüm. Biz onu bırak da gelene bakalım şimdi. Hadi be Rafi ya, hadi be kardeşim ya. Oo. Siz bir müşteriyi iki kişi mi bekleyeceksiniz? Hayır, Rafi'nin beklemesi gerekiyor ama o şu anda lobiyi temizliyor. Ne kadar önemli müşteriymiş bu kardeşim. Yollara dökülmüşsünüz hepiniz. Öyle, Engin Bey mutlaka karşılayın dedi. Hadi be kardeşim ya, neredesin ya? Oo. Ulan o kadar da ilan verdik, niye kimse gelmiyor ya? Ceren'i aradın mı? Aradım anne. Ne yapıyormuş? Ya arkadaşlarıyla işte anne, kamp yapıyor. Çocuğu da bıraktın tek başına oralarda. Anne, kamptaki bütün çocuklar yalnız. Hem Ceren şanslı sayılır. Yarın anneannesiyle dedesi ziyaretine gidecek. Biz çocuğumuzu bırakmazdık bir yere. Ayrılamazdık. Yüreğimiz dayanmazdı. Her şey karışılır mı ya? Gel bakalım hayatım. Bak bakalım. Merhaba, hoş geldiniz. Lütfü Bey değil mi? Evet. Ben Kadir Topçuoğlu. Efendim, size ve eşinize alternatif bir tatil sunmak için buradayım. Ne? Alternatif tatil efendim. Siz ve eşiniz Kadir Bey Camping Palace'ta kalmaya ne dersiniz? Camping Palace mı? Evet.
Kadir Bey kampingde otel odalarının o boğucu atmosferinden kurtulup yepyeni ve heyecan dolu bir çadır dünyasına yelken açacaksınız. Aa, çadır mı? Evet, çadır. Sizin gibi macera seven insanlar için kaçırılmaz bir fırsat. Yepyeni heyecanlar yaşamak için bu fırsatı kaçırmayınız. Ayrıca Kadir Bey Camping doğanın tam ortasında yemyeşil cıvıl cıvıl atmosferiyle sizi ve aşkınızı tazeleyecektir. Ha, şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bir beş yıldızlı otelde bulunan her şey tesisimizde mevcuttur. Ne gibi? Efendim, mesela örneğin fitness ve kondisyon salonu. Ay harika. Allah Allah, nerede bu adam ya? Rafi dışarıda değil mi? Ben de onu arıyorum efendim. Ne yani? Lütfü Bey'i karşılayacak kimse yok mu dışarıda? Ben hemen gidiyorum efendim. Allah Allah, Allah Allah. Ben gözünüzü açın, dikkatli olun dedikçe iyice saçmalıyorsunuz. Bak, Lütfü Bey bu otelin en önemli müşterisi. Git git, hadi gelir birazdan. Emredersiniz efendim. Allah Allah, Allah Allah. Kimlerle uğraşıyorum ben? Ay, haklısın Zengin Bey. Hadi, hadi ama Lütfü. Çadırda kalalım. Ama hayatım, yer ayırttık. Şimdi ayıp olur. Hadi ama ya. Heyecanlı olur. Hanımefendi kesinlikle doğru söylüyor efendim. Heyecanlı olur. Ben alayım o çantaları. Hadi bakalım, öyle olsun. Sen şirkete dön oğlum, ben seni ararım. Buyurun efendim, buyurun. Buradan alayım ben sizi. Farkımız bile var efendim. Sizin adınız ne? Kadir efendim, benim adım Kadir. Hallederiz Kadir. Efendim bakın, doğayla iç içe, tertemiz hava. Burası. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun. Efendim işte kalacağınız yer. Bu gördüğünüz çadırlar son derece konforlu ve rahattır efendim. Sıcak ve soğuğu geçirmez. İçerisi son derece havadardır. Zemin etüdü yapıldı. Zemin kapalıdır. Üzerinde de kampetlerimiz vardır. Hani uyurken boynunuz, sırtınız, beliniz tutulmasın diye. Ses geçirir mi? Geçirmez efendim. Kesinlikle geçirmez. İnanın bana, içeride mehter takımı Nesin denen Ceddin babanı çalsa dışarıda bir tek Allah'ın kulu duymaz. Güzel. Ay çok enteresan. Pardon beyefendi, yalnız biz ücreti peşin ve nakit olarak alıyoruz da. Bu ne acele Kadir kardeşim? Ne yapayım beyefendi, şirket prensibi. Pekala. Al bakalım, üstü de kalsın. Teşekkür ederim, sağ olun. Yiyecek bir şeyler vardır, bize bir şeyler hazırla. Var tabii, ne arzu ederdiniz de? Ne var? Şu balıklara bakın Kudret Bey. Balık ızgara. Oh, harika. Harika. Güzel. Ah. Geliyorum hayatım. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakın Bahriye Hanım. Oh, maşallah. Sen hiç tutamadın mı? Al şunları, al kaldır. Zaten kanser içinde kaldım. Ah, balık mı tuttunuz? Tabii. Ne kadar güzel. Akşama güzelce kızartın onları da, şöyle bir balık ziyafeti çekelim kendimize. Hulya, Hulya, çekil bakayım, çekil, çeksin. Şu balıkları, ne yapıyorsun Kadir? Şu balıkları güzelce temizle, hemen pişir Hulya. Ay, daha yeni işim bitti ya. Ne yapayım Hulya, müşteri yemek istiyor. Bir de müşteriye mi olacaktı? Burada kalırsam böyle Hulya Hanım. Ben buraya para kazanmaya geldim. Kadir. Of ya. Ay, ellerim kokacak yine. Gelmedi mi daha? Gelmedi efendim. Allah Allah. Saat 2 gibi geleceğim demişti ama. Bize içiyorum hayatım. Aşkımıza. İyi yaptık değil mi buraya gelmekle? Harika harika, çok iyi oldu. Çok güzel günler geçireceğiz burada.
Hep buraya gelelim olur mu? Çok mu sevdin? Bakalım, daha çadırı göreceğiz. Kadir Bey, bizim balıkları başkasına vermişsiniz. Öyle icap etti Zühtü Bey. Nasıl öyle icap edeceğim? Ben onları tutuncaya kadar göbeğim çatmadı ya. Olabilir, olabilir. Gene tutarsınız. Ben öncelikle müşteri memnuniyetini gözetmek zorundayım. Bari Affe Hanım görseydi. İnanmaz şimdi tuttuğuma. İnanır efendim, inanır. Ben söylersem inanır. Sahi Affe Hanım nerede? Alo, geldi mi kızım Lütfü Bey? Peki, peki. Gelince haber verirsin. Afiyet olsun efendim. Nasıl, keyifler iyi mi? Teşekkürler. İyiyim. Başka bir arzunuz var mıydı efendim? Yok canım. Hayır. Çok teşekkür çok ederiz. Güzel. Afiyet olsun, afiyet olsun. Lütfü Bey. Engin, ne haber ya? İyiyim efendim, sağ olun. İyi ama sizin burada ne işiniz var? Değişiklik olsun istedik. Arkadaş biraz fazla dil döktü ama hakkı da varmış. Demek fazla dil döktü. Siz gelirken mi oldu bu dil dökme? Evet, kapıda işte. Efendim, biz odanızı ayırmıştık. İsterseniz siz buyurun, ben çantalarınızı aldırırım. Vallahi Engin Bey kardeşim, bu çadır olayından sonra benim tatil anlayışım değişti. Bundan sonra buradayım. Hadi hayatım, al rakını gel, içeride devam ederiz. Tamam. Ha? Hadi bakalım. Sen ne yaptığını sanıyorsun be adam? Ne yapmışım? Gergin Engin Bey. Buna özgür irade derler. Adam gelmiş, tabelayı görmüş, sordu bana yerim var mı diye. Ben de var dedim. Ne deseydin? Ama benim müşterimi çalıyorsun. Yo, 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 yo. Bu çok çarpık bir bakış açısı. Adamın hiç zorla kalır hali var mı Gergin Engin Bey? Hasan! Buyurun Engin Bey. Kovuldun! Söyle Rafiye, o da kovuldu. Hafife Hanım! Hafife Hanım! Allah Allah! Nereye gitti bu kadın ya? Hafife Hanım! Hafife Hanım! Dur. Ne oluyor o çadırda? Ne bileyim baba, ben ne oluyor? Ne demek ne bileyim baba, ne oluyor? Görmüyor musun, duymuyor musun? Resmen çevreyi rahatsız ediyorlar. Git engel ol. Baba, ben nasıl engel olayım? Orası onların özel alanı, ben karışamam ki. Ya, demek sen karışamazsın. Evet. Ama ben karışırım. Baba, baba ne yapıyorsun? Baba dur, gitme baba. Lütfen sessiz olur musunuz? Kardeşim bile sessiz olun ya. Bana mı söylüyorsun? Evet, sana söylüyorum. Ayıp oluyor. Etrafta aile var. Hani ses geçirmiyordu bu? Geçirmez efendim, geçirmez. Siz keyfinize bakın, keyfinize bakın. Gel bakalım. Of Allah'ım ya. Ne gergin, ne asabi adamsın sen ya. Sonunda kovulduk Kadir abi. Mutlu musun bari ha? Kovuldunuz mu? Evet. Engin Bey son çaldığın şeyi affetmedi. Yuh yani Kadir abi ya. Ya hadi masa örtüsünü, tuzluğu falan anladın da... yani müşteri çalınır mı ya? Sadete gelin. Şimdi siz iş mi arıyorsunuz bakayım? Var mı? İş falan aramıyoruz Afe.
Siz bir düşüne durun, ben bir müşteriye bakıp geleyim. Yok kardeşim, hiç falan aramıyoruz ya. Tamam, bir şey yapmadık. Yorulduk ama güzel geldi. Al bakalım. Aman efendim, hoş geldin. Ben alayım efendim, ben alayım efendim. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Buyurun efendim, bu taraftan lütfen, bu taraftan. Ama beyefendi, biz otele geldik. Otele mi, ne yapacaksınız efendim otelde? Ben size alternatif bir tatil öneriyorum. Kadir Bey Camping tatili. Orada her şey var. Yemyeşil doğa, kuşlar... Kamp yeri varmış. Kendi çadırımızı kurdururlar mı acaba? Oo, buyurun gençler. Çadır kuracağız da. Aman gençler, ne uğraşıyorsunuz çadırla madırla? Gelin bakın, burada çok güzel bir otel var. Ama paramız yok. Size müthiş bir indirim yaparım. Boş verin çadırı. Çadırda haşlanacaksınız. Sonra beliniz ağrıyacak, sinek yiyecek, böcek yiyecek. Bu genç bedenlere yazık etmeyin. Odalarımızda 24 saat sıcak su var. Televizyon var, klima var. Sonra otelin önünde havuz da var. Yapmayın Engin Bey, yapmayın lütfen. Bu çocukların tatilini beton duvarlar arasına gömmeyin. Gençler, siz gelin Kadir Bey Camping'de tatilinizi yapın. Sizin gibi gençlere çadır kurmak yakışır. İki kişi 50 yaparım. Kadir Bey Camping'de çadır yeri 30 milyon, hem de iki kişi. Ben de 30 yaptım. Ben 20 yaptım. 10 yaptım. Ben para almıyorum. Yani benimki beleş. Ben de. Ben size macera vaat ediyorum. Ben konfor vaat ediyorum. Biz macera alalım. Tabii ki macera alın. Buyurun gençler, ben de sizi böyle alayım. Bu iş böyle olmayacak. Sunu Hanım'ı çağırmak şart oldu. Kızım dikkatli ayıklasana, bak kılçık kalmış. Baban yiyemez. Ama... Yok, böyle tatil olmaz. Yanlış yaptım. Gelmeyecekti. Kudret Bey. Affanım yok. Nasıl yok? Baktım, her yere baktım. Yok, kayıp. Aa, bana yürüyüşe gideceğim demişti. Ne tarafa? Şu tarafa, tuvalet yönüne. Yok işte, baktım, her yere baktım. Daha nerelere baktım. Cep telefonu yok muydu? Burada bırakmış. Ya. Merak etmeyin Zühtü Bey. Neredeyse gelir. Akşam oluyor, gelmezse mahvolurum. Gelir, gelir. Merak etmeyin.